Sınav kaygısı öğrencilerin bildiği, yapabildiği şeyleri sınav esnasında kağıda aktaramaması durumudur. Yani çocuk evde denemeyi çözerken, soru çözerken, rahatlıkla yaparken, sınav esnasında o performansı gösterirken dikkat sisteminin kaygıya bağlı bloklanması ve buna bağlı bilgilerini oraya aktaraması durumudur. Kaygı hepimizde olan ve gerekli olan bir duygudur. İnsanı belli bir düzeye kadar motive eder, insanı dış ve iç tehlikelere karşı korur. Yani kaygılı olmayan bir insan kırmızı ışıkta geçer, kazaya uğrayabilir. Ne bileyim, bir ağrısı varsa önemsemez, sonra hastalık büyüyebilir. O yüzden kaygı bizi hayatta tutan bir durumdur. Ama kaygı belli bir eşiği geçtikten sonra işlevselliği bozar ve dikkati bozar. Şimdi kaygı bozukluğu neden oluşur? Bir çocuğun mükemmelliyetçi ve rekabetçi yapısına yoğun olması onu bir kaygı bozukluğuna, sınav kaygısına itebilir. Ailenin tutum ve davranışları çocuğu sınav kaygısına itebilir. Mesela çocuk daha doğmadan aileler çocuklar için belli planlar yaparlar, işte hayaller kurarlar, işte eğitim. Bu bazen eğitimi içerir, bazen mesleki ne bileyim ne olacağına karar verme gibi şeyler. Daha çocuk bir yaşındayken bile aile bu hayali kurabilir. Tabi burada ailenin tutum ve davranışları üzerinde gizli bir etki oluşturur ve çocuk üzerine bir baskı oluşturabilir. Yani çocuğun yetenekleri, istekleri göz önünde olunmayıp ailenin istekleri yönünde bir tutum sergilenirse bu çocukta sınav kaygısına sebebiyet verebilir. Yine mükemmelliyetçi aile yapısı da sınav kaygısına sebebiyet verebilir. Yani çocuk 95, 90 aldığında işte 5 puan, 10 puan nereden kaçırdın falan diye bir yaklaşım. Sürekli iyi notlar beklemek, sürekli daha yüksek notlar beklemek çocuk için ulaşılması zor bir alan oluşturmaya başlar. Bu da onda kaygı ve hata yapmak korkusuna sebebiyet verebilir. Bu da bir sınav kaygısına sebebiyet verebilir. Sürekli çocukları eleştirmek, işte az çalışıyorsun, yapmıyorsun, etmiyorsun gibi eleştirel yaklaşımlar da yine problem yaratabilir. Yani onları edinmemek, takdir edinmemek, yaptığı çabaların görülmemesi, hep eksik yanların vurgulanması çocuklarda sınav kaygısını tetikleyebilir, özgüveni problemi yaratabilir. Yine jest mimiklerimiz de önemli. Yani çocuğa bir şey söylerken çocuğun bizim yüzümüzde okuduğu ifade de önemli. Ona da kaygıya sebebiyet verebilir. O yüzden benim ailelere önerim öncelikle çocukların istekleri ve kapasiteleri, yetenekleri doğrultusunda beklentiye girmeleri, sadece kendi beklenti yönelik çocuğa bir aktarım yapmamaları önemli. Ve hep eleştirmekten, işte yapmıyorsun eksik olduğundan ziyade yaptığı gayret ve çabaları görmek, takdir etmek önemli. Daha motive edici olacaktır. Yine bazen ailelerin ilgi ve sevgisi tamamen ders odaklı oluyor. Yani çocuk derste başarılı olursa takdir ediliyor, seviliyor. Ama derste başarısız olunca o sevgiyi gösterilmiyor. Halbuki çocuğu olduğu için sevmek, sevgiyi ders odaklı, başarı odaklı yapmamak önemli. Bazen aileler aşırı fedakarlıkta bulunuyor. Çocuk biliyorsun sınav zamanları şey, kimse evde televizyon izlemiyor, ne bileyim tüm aktiviteleri kısıtlanıyor. Yani çocuğa göre bir şekilde mi oluyor? Bu da çocuk üzerinde baskı yaratabilir. Çünkü eğer başaramazsam bu kadar ailem benim için işte hem çok maddi hem de ev içindeki bu düzen değişiklikleri gibi durumlar yapıyorlar. İşte çocuk da baskı yaratabilir. O yüzden çocuğun kendi odası düzenlenmeli. Aileler kendi hayat standartlarını mümkün mertebe bozmamalı. Şimdi bazen aileler şu beklentiye girebiliyor, işte boynuz kulağa geçmeli. Halbuki çocuğun kapasitesi veya yetenekleri o yönde değilse boynuz kulağa geçmek zorunda değil. Buna ailelerin dikkat etmesi önemli. Başkalarıyla karşılaştırmak, yani bizi başkalarıyla karşılaştırdıklarında ne hissediyorsak çocuklarınız da aynı şeyi hissedecektir. Başkalarıyla karşılaştırmak uygun değildir. Bu da çocukta özgüven problemi yaratabilir. Sınavdan yetersiz not alan çocuklarda hemen işte bak işte çalışmadığında yapamadığından ziyade yani yaptığı çabaları ve gayretleri övmek,
Evet, demek hani bu kadar, bu çalışmayla bu kadar oldu. Üzgün olduğunu görüyorum. Neler yapabiliriz? Bundan sonra nasıl yapmayı, nasıl çalışmayı düşünüyorsun? Şeklinde çocukla konuşulabilir. O daha destekleyici olabilir. Bir de çocuğun yetenekli olduğu alanlarda, çocuğun hani sadece sınav odaklı değil, yetenekli olduğu alanlarda desteklenmesi, işte resim, spor olabilir, sanatsal faaliyetler olabilir. Çocuğun kendine bir alan yaratabileceği, bir nefes alabileceği alanlar oluşturmak önemli. Yine uyku, beslenme düzeni de sınav dönemlerinde önemlidir. Ama yine de kaygı kontrol edilemez bir durumda ise, bazen aileler çok kaygılı oluyor bu dönemde. Çok kaygılı olan bir insanın da diğer kaygılı insanın kaygısını yönetmesi zor olabilir. O yüzden hani işlevselliği bozan bir durum varsa, denemeye gittiğinde çocuk yapabileceği soruları yapamıyorsa, dikkati bloklanıyorsa, burada bir uzman yardımı almalarında fayda vardır diye düşünüyorum.